Merhaba arkadaşlar, ben Sparks TV'den Zahit. Bugün dünyanın en iyi oyunu Aragami'yi oynayacağız. Şu an başka bir YouTube kanalından çarpmış olduğum Aragami jeneriğini izliyorsunuz. Oyuna başlamadan önce birkaç şeyden bahsetmek istedim. Hem de oyun hakkında bir fikriniz olur diye düşündüm. Öncelikle yaklaşık 3,5 aylık bir ara vermek durumunda kaldık. Bunun sebebi psikolojimizin bozulması, YouTube'dan bıkmamız falan değildi. Peki neydi sebep? İşler güçler. Çok yoğun bir çalışma dönemindeydim. Dolayısıyla kanalıyla ilgilenme imkanı bulamadım. Fakat bu süre zarfında mesaj atıp halimizi, hatırımızı soran sevgili arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Aragami'yi geçen yılın başlarında oynamaya başlamıştık fakat 5. veya 6. chapter'dan sonra uzun bir ara verdim. Diğer oyunlara kanalize oldum. Dolayısıyla oyundan soğudum. O yüzden oynatma listesini kanaldan kaldırdım. Ve onun yerine yeni bir oynatma listesi oluşturdum. Ama bu sefer başladığımız oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Hatta siz bu videoyu izliyorsanız eğer, bütün bölümlerin tamamını YouTube'a yüklemişim demektir. Peyderpey yayınlayacağım o bölümleri. Şimdi bu Aragami 13 kısımdan bölümle oluşuyor. Bazı bölümler çok kısa, bazıları da çok uzun. Ben bütün bölümleri aşağı yukarı aynı dakikalara bölmeye çalışacağım. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Aragami. Bu ne? Neredeyim ben? Aragami. Kimsin sen? Kim o? Bana gel, sesime gel. Evet, jeneriğimiz girdi arkadaşlar. Burada görünen görüntüler daha sonradan bir anlam ifade etmeye başlayacak. Şu an ne olduğunu belki hiçbirimiz anlamıyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş oturacak bu tarz şeyler. Bu görüntülerin bir anlamı olacak. Şimdi gördüğünüz gibi biz kimiz neyiz? Şu an bir fikrimiz yok bu konuda. Dediğim gibi yavaş yavaş öğreneceğiz. Evet, Chapter 1 Aragami. Bu bölümde kendimizi tanıyacağız. Evet, burada bir şey olması lazım da olmadı. Niye olmadı? Tamam, yani ilerlememiz lazım. Gördüğünüz gibi bir nur topu var orada. Come here, buraya gel. Evet arkadaşlar, nur topu bir anda bakın neye dönüşecek. Oh my god, ne kadar yaratıcı. Evet, bu arkadaşımız bizi oyun boyunca yönlendirecek. İsmi Yamiko. Yamiko. Gerçekten Japonların isim bulmada üstlerine yok. Evet, çalıştı. Ritüel çalıştı. Gerçek bir Aragami. Gerçekten başardım. Bu kızın sesi. Mavi olanlar kızın sesi arkadaşlar. Beyaz olanlar da bizim Aragami'nin. Benim adım Yamiko. Seni çağıran kişiyim. Adın ne? Nasıl hissediyorsun? Dilimiz yok herhalde. Aragami ne olduğunu anlamadım. Blank slate ne demek bilmiyorum ama Aragami sen miymişsin? Aragami. Özür dilerim, çok mu hızlı gidiyorum? Sen bir Aragami'sin. Eski bir ritüele göre intikamcı bir ruhsun. İntikamcı mı? Evet, Kaio denen bir klan var. Onlar benim insanlarımı öldürdü, ülkemi aldı. Her şeyi yok ettiler. Savaşı kaybettik. Her şey dümdüz oldu. Kayo? Ben kurtulanlardan biriyim. Beni çok uzaklarda bir temple'da, tapınakta tutsak aldılar. Sen şu an sadece benim projeksiyonumu görüyorsun. Beni ne kadar tutacaklar bilmiyorum. Veya yaşamama müsaade edecekler mi? Sen benim tek umudumsun Aragami. Evet, ne yapmam gerekiyor? Biraz odun gibiyiz arkadaşlar. Başlangıç olarak bir silaha ihtiyacın var. Beni takip et. Bu ilk bölümde biraz tabii ki oyunu öğreneceğiz arkadaşlar. Japonların da isim koymada ne kadar başarılı olduğunu gördünüz. Kıza Yamiko diye isim koymuşlar. Burada Shadow Leap denen ışınlanmayı gösteriyor arkadaşlar. Burada ışınlanabiliyoruz. Zıplama yok bu oyunda ama dediğim gibi ışınlanma var. Şimdi bu Aragami'nin hikayesini ben daha önce okumuştum. İnsanların canını alan kötücül bir ruh. Yani kötü adamız biz. Ama daha önceden de oynadığım için biliyorum. Kötü falan değiliz. Yani saptirik saptirik ortalarda dolaşacağız. Ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Kim olduğumuzu, neye hizmet ettiğimizi. Evet. Senin gölge cevherin var. Bunu kullanabilirsin dedi galiba. Işıklardan kaç dedi. Çünkü enerji nemer. Genellikle gölgelerde kalmaya çalış. Yok. Burada da onun zaten açıklaması var. Gölge cevherine
ihtiyacım var diyor. Bu deminki ışınlanmayı gerçekleştirebilmem için geçerli, gerekli. Şimdi bakın gördüğünüz gibi arkamdaki pelerinim de beyaz bir şekil doluyor. O dolan şekil dolduğunda daha doğrusu ben ışınlanabiliyorum. Senin güçlerin bize yardım edecek mi burada sence? Peki buna ne dersin? Hadi bunu yapabilir misin demek istiyor. Bize gaz veriyor. Nur topunun peşinden gidiyoruz. Evet, mükemmel. Come on. Gel. Burada senin için bir şey var. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 8 başlı yılan. Bu 8 başlı yılanın tabii çok Japon mitolojisinde önemli bir anlamı var. Yani mesela ben 7 başlı bir yılan heykeli görsem derim ki bunun 8.'si neresi? 8. baş nerede derim. O kadar önemli yani. Neyse şimdi Japon mitolojisini boş verelim. Bu da Battal Gazi'nin kılıcı gibi. Sadece Aragami alabiliyor. Bu da Aragami olduğu için alabildi. Daha doğrusu biz Aragami olduğumuz için alabildik. Şimdi şeklimizi koyuyoruz. Bakın ne kadar profesyonel bir kılıç ustası olduğumuzu gösteriyoruz arkadaşlar. Ben aslında oyunun tuşlarını falan açıklayacaktım. Sonra dedim ki kendi kendime ne saçmalıyorsun adamım. İnsanların tuşlarının yerini öğrenmesine ne gerek var? Zaten ben PC'de oynuyorum. Evet, güzel. Bu yardımcı olacak. Ben PC'de oynuyorum. Başkaları PlayStation'da oynadığı için tuşların anlatılıp anlatılmaması sizin için çok bir önem arz etmiyor bence. O yüzden anlatmıyorum. Hadi iyisiniz. Evet, izle. Onlardan biri. Keep cool. Ne diyor? Işığın ordusu Kayo. Kayo klanın adıydı. Hatırlayacağınız üzere. Bu da onlardan birisi arkadaşlar. Bakmayın böyle hayvani durduğuna, yarma gibi durduğuna. Ben bunu bir çırpıda alacağım. Böyle zaten Space'le öldüreceğimi de söylüyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Normalde bu şekilde ilerlemem. Ama burada daha ilk olduğu için çok kolay bir şekilde öldürdük. Gördüğünüz gibi çok profesyonel bir şekilde kestim. Şimdi gördüğünüz üzere ya da görmediğiniz üzere facecam koymadım arkadaşlar. Ha, bu arada soru işareti ve ünlem var. Ünlem olduğunda seni görmüş demektir. Soru işareti olduğunda da bir şeyler var. Kullanıyor. O yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım. Oyunu oynarken zaten siz de göreceksiniz. Dikkatli ol. Kaiyo Soldiers, Kaiyo askerlerinin ışık adaptasyonu mu var artık? Işık cevheri var. Onlara direkt olarak yaklaşma. Gördüğünüz gibi bakın beyaz sarıya dönüyor. O tamamen sarı dolduğunda kafasında işaret çıkıyor. Ama dolmadığı için anlayamadık Eko. Biz de onu bir güzel kıymaya çevirdik. Facecam koymadım arkadaşlar. Gözümde arpacık çıktı üzerinize afiyet. Karizmamız çizilmesin diye facecam koymadık. Aslında oyunu görsel bütünlüğünü bozmamak adına güzel yani bardağın dolu tarafından bakmaya çalışırsak. Yine bizi görecek de az kalsın. Arkadaşlar bu arada şunu da alayım. Kanalımızın kapak kısmına aylık takvimimizi koymuş bulunuyorum. Ocak 2019'da hangi gün hangi oyunu yayınlayacağımı tek tek yazdım. İlginizi çeken oyunları ilgili günlerde takip edebilirsiniz. Ya da abone ol butonunun yanındaki böyle zilleri takıp çıkı yapabilirsiniz. Zaten siz çakalsınız en iyisini bilirsiniz arkadaşlar. Evet bu kili izlemenizi istiyorum. Bu güzel böyle. Gördünüz mü tepesine nasıl indim? Bu sevdiğim bir kili şekli. Işın kılıcı falan bize sökmüyor gördüğünüz gibi. Zaten kılıçlarını çıkaramadan öldürüyoruz. Oyunda değişik öldürme teknikleri var. Bunları daha sonra açıklayacağım. Parşömenler var. Parşömenleri aldığınızda bu teknikleri uygulayabiliyorsunuz. Onun haricinde de böyle zaten gördünüz nasıl öldürdüğümüzü. Şu an hep bu şekilde öldürüyoruz. Ya da üsteysek Ariel kill yapıyoruz. Buna stealth kill deniyor. Ötekine Ariel kill. Ariel havadan üstüne uçtuğumuz zaman oluyor. Şimdi burada yönümüzü bulmaya çalışacağız. Aslında çok zor değil. Puzzle gibi değil. Sağımıza solumuza bakalım. Ne var ne yok. Japon yatağı. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Ben bu oyunu oynamıştım ama şu an hatırlamıyorum yolu. Ama burası... Evet zaten gidemiyoruz ama burası şey. Geldiğimiz yön. Buraya çıkmanın bir anlamı var mı? Bence yok. Geri dönelim. Yani burada bütün adamları öldürmek istiyorum. O yüzden böyle takılıyorum. Yoksa
çıkışı çok rahat bulurum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Çok rahat bulurum. Bulacağım. Galiba çok rahat bulacağım. Bu gördüğünüz gibi aradan geçemiyorum. Biraz kilo almışım da. Neyse. İlerleyelim. Evet, burada bayağı bir adam var. Ne diyor? Bu hayalet villayı biz niye, kahrolası villayı niye tutuyoruz? Bizim burada olduğumuzu biliyor musun diyor adamım diyor. Kaptan Yuki'nin ölümü nedeniyle diyor, bunu biliyorsun. Kaptan Yuki'nin katili işte diyor, come on. Aa bak, bunu biliyorsun. Evet. Ha? Neredeymiş? Forrest'a, ormanda suikaste uğramış galiba. Yani düşman assassin tarafından. Çok dikkatli olmamız lazım. Her zamankinden daha fazla olmamız lazım diyor. Evet. Yani kendilerine konuşuyorlar. Ben şimdi burada bu ne diyorum. Bunu tıkladığım zaman görevimi görebiliyorum arkadaşlar. Yamiko'yu takip et yazıyordu demin. Şimdi ben bunların hepsini öldürmem lazım ama biraz ayrılırlarsa hoşuma gelir. Bakın, follow Yamiko. Böyle öttürünce follow Yamiko. Aslında bunu bana söylemedi de, ben şimdi oyunun settings kısmında da yazmıyor bu. Bunu ben kendim keşfettim. Einstein olduğumdan sebep. Şimdi yavaş yavaş bunları alacağız. Ama nedense alamadım. Lan. Evet, demin beyazı sarısını görmüştük. Şimdi gördüğünüz gibi kırmızı. Kırmızı olduğunda adam zaten sizi görmüş, size doğru atak yapıyor demektir. Ama tabii o kadar vakti yoktu. Bakın bunda hiç çıkmadı zaten. Ok diyelim biz onlara. Çıkmayan ne diye sorarsanız. Şimdi burada da adam olması lazım. Hepsi gördüğünüz gibi düşmana arkasını dönmüş. Eko gibi bekliyorlar. Tabii beklemiyorlar yani benim gibi bir ninja'nın bu ortalıklarda dolaşmasını filan. Bir tane kaldı zannediyorum. Yürüyen vardı, onu almış mıydık ya? Bir tane yürüyen vardı, onu aldık herhalde. Evet, kapıkulu askerini de öldürdükten sonra şöyle bakalım. Daha öldürmediğimiz var mı? Evet, yok galiba. Bu oyunda parşömenler var ama şimdi göstermediği için anlatmıyorum. Belki demin söyledim biraz. Evet arkadaşlar, ilk videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi diğer videoların ne zaman geleceğini kanal kapak fotoğrafından öğrenebilirsiniz. Bölümümüz 7,5 dakika sürmüş. S notu ile geçmişiz. Öldürdüğümüz adamlar, aldığımız parşömenler falan yazıyor. Parşömenlerin önemine daha sonra değineceğiz zaten. Bu bölüm öğrenme bölümü olduğu için mühim değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. See you.